Arşimed'in meşhur hikayesini bilirsiniz. Bir gün hamamda yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini buluyor ve evreka evreka, yani buldum buldum diyerek dışarı fırlıyor ve bu yıllar yılı anlatılarak günümüze kadar ulaşıyor. Buna dair ilk kanıtları olayın yaşanmasından 200 yıl kadar sonra Vitruvius'un yazıtlarında görüyoruz ve tabii ki bunun gerçekliği de tıpkı Newton'un kafasına elma düşmesi hikayesi gibi sorgulanan bir şey. Ama bu hikayenin özünde gördüğümüz şey, birincisi tabii ki suyun kaldırma kuvveti. Hamamdayken bulunmasının kısmen mantıklı olması. İkincisi ise duş alırken, banyo yaparken aklımıza yaratıcı fikirler gelme ihtimalinin daha yüksek olması. Hani bilirsiniz, bir gün yorgun argın işten eve geldiğinizde kendinizi banyoya atarsınız ve duş alırken, işte kafanızı ovalarken birden işte o gün boyunca sizi rahatsız eden, kafanıza takılan sorunun cevabını buluverirsiniz. Ya da mesela aklınıza çok yaratıcı bir fikir gelir. Bu her ne kadar böyle bir Hollywood klişesiymiş gibi gelse de bu konuda yapılan az sayıda araştırma gerçekten de bu olguyu destekliyor gibi gözüküyor. Yapılan bir çalışmada yaratıcı fikirlerin %72 kadarının banyodayken geldiğini, özellikle de duştayken ve tuvaleti kullanırken geldiğini gösteriyor. Ayrıca yaratıcılığıyla bilinen kişilerin %14 kadarı sadece yaratıcılıklarını arttırmak adına banyoda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Yani görünen o ki gerçekten de yaratıcı bellek olarak isimlendirilen sinir bilimsel fonksiyonların banyoda vakit geçirmeyle ilgisi var. Peki ama nasıl? Ne alakası var bu ikisinin? Gelin bir bakış atalım. Bu ve bunun gibi videolarımız Patreon, Kreosus, YouTube ve Twitch gibi platformlardan bize maddi destekte bulunmayı tercih eden harika destekçilerimiz sayesinde mümkün oluyor. Eğer ki siz de Evrim Ağacı'nın çalışmalarının hayatınıza değer kattığını düşünüyorsanız bu platformlardan bize maddi destekte bulunarak daha fazlasını başarmamıza yardımcı olabilirsiniz. Aslında bu duş sırasında iyi fikirler gelmesi konusunun sadece duş ile bir ilgisi yok. Daha ziyade monoton işler yapmakla alakası var. Yani araba kullanmak, duş almak veya bizim Anadolu insanı için tuvalette vakit geçirmek gibi davranışlarımız günlük yaşantımızda aktif olarak karar aldığımız davranışların veya zamanların haricinde kaldığı için beynimiz bu süreçte adeta bir otomatik pilot moduna geçiyor ve bu sırada zihnimizin daha bilinçaltı kısımlarında işlenmiş olan, gün boyunca bizi sıkıntıya sokan veya çözümünü bulamadığımız konulardaki olası çözümler bilincimize daha rahat yansıyabilmeye başlıyor. Aslında buradaki kritik nokta yani o monotonluk. İnsanlar genelde bir sorunun çözümünü bulmak istediklerinde onun üzerine çok aktif bir şekilde düşünmeleri gerektiğine inanırlar. Tabii ki bu şekilde çözülen birçok problem vardır elbette ama burada gördüğümüz şey, zorlu sorunlarla mücadele ederken beynimizin daha aktif ve rahat çalışabilmesi için daha gevşek ve rahatlamış bir pozisyonda olması gerekiyor. Zaten bu nedenle meditasyon gibi uygulamaların bilişsel fonksiyonlara faydası olduğunu gösteren yığınla çalışma bulmak mümkün. Beynimiz daha rahat bir pozisyona geçtiğinde prefrontal korteksimiz, yani o üst düzey bilişsel fonksiyonlarımızın yaşandığı beyin bölgesi daha aktif hale geliyor. Ama spesifik bazı bölgeleri, bütün bölgeleri değil. Tıpkı meditasyon yaparken olduğu gibi daha rahat, gevşemiş bir pozisyonda düşünmeye devam ederken ya da zihninizi özgür bıraktığınızda vücudunuz mutlulukla ilişkilendirilen dopamin hormonunu daha fazla salgılıyor. Ayrıca yine meditasyon sırasında faaliyetlerinde artış gördüğümüz alfa dalgaları beynimizde daha yoğun olarak üretilmeye başlıyor. Bu gevşemişlik halinin gerçekten de yaratıcılıkla ilişkili olduğunu araştırmak biraz zor. Çünkü beyni incelemekte kullandığımız cihazların içerisine böyle büyük tuvaller yerleştiremiyoruz. Ya da işte mermer bloklar mesela heykeltıraşlar için yerleştiremiyoruz. Ve yaratıcılık dediğimiz şey zaten epey muğlak bir terim. Ama bu konuda bazı önemli veriler sunabilecek çok ilginç bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada improvizasyon yapan, yani freestyle, serbest stil şeklinde rap söyleyen sanatçılar kullanıldı. Biliyorsunuz serbest stil rapte anlık olarak kafiyeli, ritmik ve anlamlı bir söz dizgesi üretmeniz gerekiyor ve bu gerçekten inanılmaz yaratıcı bir iş. Ve bunu fMRI altında, yani o manyetik rezonansla görüntüleme cihazları içerisinde rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Çünkü bir alete gerek yok ve yine çok yaratıcı bir süreç işliyor. Dolayısıyla harika bir denek oluyor bu rap sanatçıları bunun için. (Gülüyor)
bu şekilde MRI cihazları içerisinde serbest stil rap yapan sanatçıların beyinleri incelendiğinde prefrontal korteksin dorsolateral prefrontal korteks bölgesindeki faaliyet azalıyor. Ama medial prefrontal korteksteki faaliyet artıyor. Ne bunlar diyeceksiniz şimdi? Dorsolateral prefrontal korteks bizim günlük işlerimizi yaparken aktif bir şekilde karar almaya çalışırken kullandığımız beyin bölgesi. Bundaki faaliyetin azalıyor olması gerçekten de o monoton işleri yaparken işte duş alırken, araba sürerken vesaire bu aktif olarak seçim yapmamızı gerektiren bölgelerin deaktive olduğunu gösteriyor. Medial prefrontal korteks ise daha ziyade farklı olgular arasındaki ilişkilendirmeyi yaptığımız, üzerine düşündüğümüz konuların bağlamlarını incelememizi sağlayan, daha duygusal kararlar alabilmemizde rolü olan bir beyin bölgesi. Bundaki faaliyet ise tam da bekleneceği gibi artış gösteriyor. İşte tam da bu nedenle eğer ki yaratıcılığımızı daha fazla açığa çıkarmak istiyorsak o günlük kararlar almamıza neden olan beyin bölgelerini olabildiğince susturmamız gerekiyor. Bu tabii zorlayarak yapılabilecek bir şey değil tam olarak. Belki meditasyon gibi uygulamalarla biraz bunu yapmak mümkün olabilir. Ama onun haricinde gündelik hayatta yaptığımız ve bunu sağlayan en iyi uygulama duşa girmek veya tuvalette vakit geçirmek. Tabii burada ufak bir parantez açmakta fayda var. Belki duş sırasında değil ama tuvalette vakit geçirirken maalesef artık cep telefonlarımız var ve bu cep telefonlarını kullanıyor olmamızdan ötürü zihnimizi o sakin, gevşemiş pozisyona getiremiyoruz. Dolayısıyla o meşhur atasözlerimiz artık pek geçerli olmayabilir modern dünyada. Dolayısıyla eğer kendinizi sorunları çözemeyen bir noktada bulacak olursanız kendinizi duşun altına bırakın ve bırakın beyniniz geri kalanını halletsin. Zaten ister istemez yapacağı şey bu olacak. Belki size tavsiyem şu olabilir. Banyonuzda erişilebilir bir yerde bir not defteri bırakın. Çünkü bazen beyniniz fikirden fikire sıçrarken çok değerli olabilecek bazı fikirleri kaçırabilirsiniz. Böylece hızlıca not almanız mümkün olur. Onun haricinde belki banyonuzu cep telefonundan arındırılmış bir bölge yapabilirsiniz. Böylelikle yine yaratıcılığınızı arttırmanız mümkün olacaktır. Ve tabii ki her duşa girdiğinizde bir aydınlanma yaşamayı beklememelisiniz. Fakat en azından günlük hayatta karşılaştığınız o ufak tefek sorunları işte niye internetim gidip geliyor rastgele bir şekilde gibi soruları çözmenizi sağlayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.